ekranda gördüğünüz normal bir Piper. Fakat çok önemli bir detay var. Bu karakterin ismi değişik. Ama neden ismi değişik? Bu karakteri ben herhangi bir yıldız gücünü değiştirmedim. Aksesuar koymadım veya herhangi bir maşını değiştirmedim. Tek yaptığım şey oyunun dilini Fransızca'ya almak. Ve oyunun dilini Fransızca'ya aldıktan sonra bu karakterin ismi otomatik olarak Poli olarak değişti. Ve hayır, bu bir Photoshop da değil. Oyuna girip kendiniz de yapabilirsiniz. Şu an Brawl Stars'ta hepimiz karakterlerin isimlerini Türkçe olarak biliyoruz. Daha doğrusu İngilizceden Türkçe'ye tam olarak çevrilmiş haliyle biliyoruz. Yani İngilizce isimlerini biliyoruz bir nevi. İngilizlerle aynı şeyleri paylaşıyoruz. Fakat bazı diller, bazı Brawl Stars'ın yerel yetkilileri oyunun dilini çevirirken oyunun dilindeki karakterlerin isimlerini farklı olarak çevirmiş. Ve ben bunların isimleri neden farklı ve bu isimlerin arkasındaki anlamlar ne? Sizlere bunu anlatacağım bu videoda. Ve bu videoda bütün isim değişen, bütün dillerdeki karakterlere bakacağız. Hazırsanız başlayalım ama like at. Dünkü videoda like istemeyi unutmuşum. Bu videoda unutmadım yani. At kanka lan, bir tane at oğlum. Bir sürü karakter göstereceğim. At yani, harbiden at. Hemen oyuna geçelim. Like attığını biliyorum. Seni seviyorum. Oyundayız abi şu an. Oyundaki çoğu karakterin ismi Fransızca dilinde farklı ama bu dillerin yanında İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca da var. Şimdi diğer gitmemiz gereken karakter 8 bit arkadaşlar. Ve 8 bitin ismi Arkat. Arkat olmasının isminin mantığı da şu. Hatta 8 bitin kendi kostümünü alalım. 8 bit İngilizce'de Atari makinalarına denilen bir isim yani. Atari makineler 8 bit denmiyor daha doğrusu. Farklı bir isim deniliyor. Arcade makineleri deniliyor. Ama İngilizce'de bunun ismi Arcade makinesi olarak geçiyor. Fransızlar direkt bunun ismini 8 bit yani bilgisayarlarda olan bir şey yerine buna arcade makinesi olarak çevirmişler ve Arkat diye bir isim ortaya çıkmış karşınıza gördüğünüz. Ama daha da ilginç bir şey var. Yukarıya doğru gidersek ender karakterlerde El Primo'nun ismi El Costo arkadaşlar. El Costo'nun herhangi bir özel anlamı yok. Ben bunun ismine baktım. Herhangi bir anlam ifade etmiyor. Fakat sadece ismi El Costo. Hiçbir mantığı yok. Bunun anlamını bilmiyorum. El Costo diye bir anlam bulamadım. El Primo'nun en azından anlamı kuzen anlamına geliyor. Ama burada bunun ismi önemli bir isim değil. Özel bir isim değil ama bunun nedenlerini size açıklayacağım tabi. Bir diğer değişiklik ise El Primo'dan çıkıp Emze girince oluyor. Emze'nin ismi Eliza arkadaşlar. Eliza, bildiğiniz Eliza yapmışlar. Bunun da mantığı şu şekilde. Bu tamamen bir özel isim. Eliza ismi ünlü bir isim yani. Bizdeki Elif gibi değil ama yani ünlü bir isim. Bayağı ünlü bir isim. Buna direkt özel bir isim vermişler. Buna Ems falan dememişler. Direkt özel bir isim vermişler. Hatta Ems'in biliyorsunuz influencer olduğunu biliyorsunuz. Sosyal medya fenomeni Ems. Ve Ems'in ismi direkt Eliza olarak çevrilmiş. Eliza yani böyle bir garip bir ismi var. Tek özel isim olarak çevrilen karakterlerden bir tanesi bu. Özel isim. Sen mesela Ali Ahmet, Ayşe, Elif sen. Emzin ismi de Eliz olmuş Fransızlardan. Ve Fransızların değiştirmesinin sebebi şu. İngilizler güçlenmeden önce Fransızların dili hakimdi dünyada. Yani dünya dili Fransızcaydı. Ve Fransızlar dillerine bayağı bağlı bir millet. İngilizce bilseler bile sizden Fransızca konuşmaya çalışıyorlar. Ve ben bunun deneyimini yaşadım. Burada hemen oturduğum yerden 100 km uzağa gitsem Fransız eyaletine geçiyorum. Fransız eyaletinde millet İngilizce bilirlerdi, ben de Fransızca konuşuyor. Çünkü dillerine çok bağlılar. Her şeyi o şekilde çeviriyor bu Fransızlar. Ve başka bir karaktere gidiyoruz. Hemen destansı karakterlerden aşağı doğru kaydırsak Gale'ı görüyorsunuz. Gale'in ismi Gale arkadaşlar. Hatta şunu yapalım. Gale'in ismi Gale. Başka bir olay yok. Bunu direkt çevirmişler. Gale diye çevirmişler. Bunlar da Fransızca'daki bir isim arkadaşlar. Ama farklı bir değişikliği destansı karakter olan başka bir karakter Bibi de görüyorsunuz. Bibi'nin mantığı da şu. Bibi'nin ismini Billy yapmışlar. Aslında Bibi ismi yani daha mantıklı gibi düşüneceksiniz. Ama bunun da bir mantığı yok. Hatta Billy'ye erkek diyebiliriz ama Bibi karakterinin dişi olduğunu biliyoruz. Ama burada bir eril isim kullanmışlar. Ben de bunu anlayamadım. Ve başka bir değişikliğe doğru gidersek. Yukarıya doğru kaydırıyorsunuz. Yukarıda Barley karakterini göreceksiniz arkadaşlar. Barley'in ismi Bartaba. Evet, bildiğiniz Bartaba yapmışlar Barley'in ismini. Ve bu karakterde Bartaba ne anlama geliyor bilmiyorum. Çeviriden baktım Bartaba'nın bir anlamı yok. Barley'in anlamı en azından İngilizce'de arpa anlamına geliyor. Bu da zaten bir garson olduğu için arpa, garson, arpalı içecek servisi diyor. Sen onun adını biliyorsun. Ben söylemeyeceğim. YouTube telif melif atar şimdi. Sırdolar yerim diye söylemeyeceğim. Ama Barley'in ismi arpadan geliyor. Burada da Bartaba diye çevirmişler. Hiçbir anlamı yok. Sırf kendi dillerine uygun bir şey olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Ve oyunun en ilginç şeylerinden bir tanesi. Brawl Stars'ın geçmişine giderseniz en ilginç şeylerinden bir tanesi. Ricochet'in ismi Ricochet arka. Daha doğrusu Rico'nun ismi Ricochet. Rico'nun ismi önceden Ricochet'ti. Brawl Stars ilk çıktığında. İlk 15 karakter varken bu karakterin ismi zaten Ricochet'ti. Brawl Stars globale duyurulduktan sonra bu karakterin ismi Rico olarak çevrildi. Ve Brawl Stars ilk çıktığındaki ilk 15 karakterde Ricochet'in kostümü Ricochet olarak oyun eklendi. Yani biz bu kostümün ismini Ricochet olarak biliyoruz. Ama Fransızlar bunu Clint Richwood olarak biliyor. Ve Clint Eastwood diye bir adamdan alıntı bu isimde. O Clint Eastwood da ünlü bir cowboy. Yani bu cowboy karakteri Clint Richwood yapmışlar. Böyle bir kelime oyunu olmuş burada. Ama bu da bitmiyor. Bir sürü isim değişmiş. Bir sürü isim neden değişmiş bunu ben de bilmiyorum. Hemen yeni karaktere geçelim. Ama Fransızlar burada sanırım geçmişteki Rico'nun ismini korumaya çalışmış. Bu arada Ricochet zıplayan mermi anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani İngilizce'de zıplayan mermi anlamına geliyor. Zıplayan mermi Ricochet. Yani bu kelimeye özel, daha doğrusu bu yapılan olaya özel adamlar bir tane kelime uydurmuş. Bizde zıplayan mermiye ne deniliyor? Bu zıplayan mermi deniliyor herhalde. Zıplayan top deniliyor. Şimdi diğerine geçelim. Ginny var. Ginny'nin
cinli anlamına zaten direkt cinden geliyor. Cinliyi göstermeyeceğim, pek göstermeyeceğim ama yine de bakın abi bak. Cin diye geçiyor. Cin anlamına geliyor. Şu kostüme bakalım. Cin, bildiğin cin. Ama şimdi başka bir ilginç bir şey var. Burada Monsieur May'i görüyorsunuz. Monsieur yani Mr. anlamına geliyor. Bay anlamında kullanmışlar. Monsieur. Öyle bir şey yani. O tarz bir şey de kullanmışlar. Fakat neden May diye soracaksınız. Bu penguen değil mi diye soracaksınız. Ama bunun da açıklaması şu. İngilizce'de penguen, Türkçe'de penguen ama Fransızca'da penguen değil. Fransızca'da penguen kelimesi M harfiyle başlıyor. Evet yani menguen değil. Başka bir şeydi ama bilmiyorum ama Monsieur May yani Bay Penguen anlamına geliyor bu da. Ama onlar da kelime birazcık farklı olduğu için bu arkadaşlar bunu Mr. P olarak biliyor. Bir diğer değişiklik ise arkadaşlar Wally'e ait. Daha doğrusu Sprout'a ait. Sprout'un isminin anlamı kesinlikle Wally filminden gelmiyor bir kere. Ben bunun Wally filminden geldiğini düşünmüştüm. Wally'den gelmiyor. Wally diye bir tane film var böyle. Animasyon var. Onu siz de biliyorsunuzdur. Ona bir referans değil. Wally duvar anlamına geliyor arkadaşlar. Bu karaktere duvar koyuyor. O yüzden bunun ismini Wally olarak çevirmişler. Oldukça mantıklı bir çevirme bu da. Ama şimdi daha da ilginç bir şeye gideceğiz. Çok da ilginç şeylere gidiyoruz arkadaşlar. Aşağı indirin. Aşağıda Albay Raps'ı göreceksiniz. Peki Albay Raps'ın ismi neden Medor diye düşüneceksiniz. Albay Raps'ın isminin Medor olmasının tek mantığı da şu. Karabaş hani paşa lan Türkiye'de paşa veriliyor. Aynen. Bir köpeğe paşa diyorsun ya Fransızlar da köpeklerine paşa ismini Medor olarak vermişler. Yani bizim paşa Fransızlar da Medor. Köpeklere verilen isim. O yüzden bunun ismini de Albay Raps diye değil de böyle direkt paşa olarak koymuşlar. Bildiğin paşa yani. Türkçe'ye çevirsek bunu paşa yaparmışız. Buradan yerel Brawl Stars yöneticileri sesleniyorum. Albay Raps'ın ismi paşa olabilir abi. Yani bildiğin paşa. Hatta Golden Retriever de olabilir. Ama şimdi diğer karaktere geçelim. Ve diğer karakterimiz daha da ilginç. Bu ismi Brawl Stars'ta çok görmüşsünüzdür. Kurov'un ismi Fransızca'da Korbaç diye geçiyor. Bir sürü Korbaç, Corbaç. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Korba, Korba diye okunuyor büyük ihtimalle. Da Kurba diye okunuyor. Hiçbir fikrim yok. Ve bunun da anlamı arkadaşlar gördüğünüz gibi Kurov yani karga anlamına geliyor. Başka hiçbir olay yok. Ama aşağı doğru kaydırırsanız Sender'in ismi Emery. Yani Emery'nin hiçbir anlamını bilmiyorum. Emery'nin anlamına biraz önce yapay zeka yardımıyla baktım. Ve Emery Fransızca'da bir taşı sürtmek, zımpar anlamına geliyormuş. Yani taşı sürtüp zımpara yaparsan taş incelir, ufalır ve kum haline gelir. Sand'ı kum fırlatıyor. Sand hatta kum demek. Belki buradan bile çevirmiş olabilir bu adamlar. Yani sırf zımpara taşı. Bizde olsa biz buna şey mi diyeceğiz? Zımparalı karakter mi diyeceğiz bilmiyorum ama şimdi başka bir karaktere geçelim. İnanılmaz şeyler var abi oyunda ya. Şimdi oyunun dilini bir kez daha değiştiriyorum. Francais'ten İtalyano'yu alıyoruz. Oyunun dili şu an İtalyanca oldu arkadaşlar. İtalyanlar dillerine bağlı o kadar da millet değil. Latince falan. Belki bir alıntılar olmuş olabilir oradan. Ama burada da çok değişik şeyler var. Direkt gözümüze çarpan şey burada bombardino olacak arkadaşlar. Bildiğim bomba atmaktan anlamına gelen bir İtalyanca bir kelime yani. Bombalamak gibi bir şey. Ama neden bombardino'yu dynamite diye değil de bunu da kullanmışlar bilmiyorum. Çünkü dynamite asıl bomba atıyor. Bu karakter bildiğim başka servisler yapıyor. Bu karakterin anlamı tamamen yani bombardino. Garip yani doğru düzgün bunu nitelendirememişler. Rico'ya gelirsek Rico'nun ismi Stecco olarak değişiyor. Ama Ricochet kostümünün ismi de Stecco Brigante olarak değişiyor. Yani Brigante anlamı ne anlama geliyormuş hemen ona da bakalım. Abi Stecco'nun anlamına baktığında Stecco'nun futbol oyununda daha doğrusu futbol sporunda topu attığınızda topun yanlış yere gitmesiymiş. Ama bu karakter yanlış yere genellikle pek göndermiyor. Ama Stecco Brigante'ye bakarsak Stecco Brigante'nin anlamı ise şuymuş. Haydut anlamına geliyor. Yani Haydut Stecco gibi bir şey kullanmışlar burada bu arkadaşlar. Yani güzel bir isim. Daryl'ın ismi direkt garip bir şey. Varil yani barrel yani barrel. Yani. Böyle bir şey kullanmış burada arkadaşlar. Direkt Varil ismini vermişler burada Daryl'a. Siz de görüyorsunuz. Daryl'ın ismi bu şekilde. Şimdi diğer karakteri geçelim. Çok fazla var diyecektim ama İtalyanlar o kadar da abartmamış Fransızlar gibi. İtalyanca da o kadar abartıyor. Hatta siz de bakabilirsiniz ama en büyük değişiklik Nani'de arkadaşlar. Bunun da mantığı çok mantıklı. Nani'nin kocaman bir gözü var. Iris göz anlamına geliyor. İngilizce'de de göz anlamına geliyor. Hatta Iris yani Iris değil bir Yunan tanrısı da filan da olabilir. Yani Yunan mitolojisinde bir tanrı da olabilir. Iris göz anlamına geldiği için burada Nani ismi yerine Iris'i kullanmışlar. Nani de İngilizce'den bebek bakıcısı anlamına geliyor. Jesse'nin bebek bakıcısı zaten. Bir garip isim kullanmışlar. Sadece göz. Bildiğin göz. Yani bunu Türkçe yapsak, yerel isimlendirme kullansak biz de buna göz diyecektik. Ama şimdi başka bir karaktere gidiyoruz arkadaşlar. Bunların isimlerine bakmıyorum. Gale'ı Gelindo diye çevirmişiz zaten. Az çok tahmin edebilirsiniz. Onların dilinde Gale Gelindo oluyor. Burada hızlı hızlı değişikleri göstereceğim size. Hiçbir mantığını biliyorum. Max'in ismi Maxin olmuş burada. Maxin diye görüyorsunuz. Max'in ismi dümdüz Maxin. Sprout'un ismi dümdüz Semino büyük ihtimalle duvar anlamına geliyordur bu da diye düşünüyorum. Ama başka bir değişiklik de var. Başka bir yere girmem. Yavaş yavaş aşağı inersek burada başka bir değişiklik arkadaşlar. Surge'de görüyorsunuz. Surge'in ismi Energetic. Enerji yüklüğü gibi bir şey herhalde. Enerjik anlamına da geliyor olabilir. Biz buna Surge diyoruz. Bu arkadaşlar buna Energetic diyor. Öyle düşünün. Enerji yüklü arkadaş gibi düşünün bunu. Bunun da mantığı enerjiden geliyordur. Zaten Surge enerji içiyor siz de biliyorsunuz. Her enerjinin içinde böyle güçleniyor. Öyle bir şey yok. Başka da bir şey yok değil mi? Yani yeni gelen karakterlerde herhangi bir sıkıntı yok. Bir tek Kurov'un ismini falan gösterecektim. Bunu direkt çevirmişler zaten. Onun hiçbir mantığı yok. Ama şimdi birazcık çok ilginç bir dile daha gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlara girin. Ayarlardan Lingua'yı Portekiz diye bir şey yapacağız. Bak burada dur yanlış şeye bastık. Portekizce yapıyoruz. Yani bildiğin Latin dillerinden devam abi. Roma dilleri mi, Latin dilleri mi? Bunlar nasıl geçiyordu unuttum. Ben o kadar ilgiliydim bunu ama unuttum. Tamam şimdi Portekizce'deki en büyük değişikliğimiz aşağı
inerseniz efsanevi karakterlerde olacak arkadaşlar. Ve Portekiz'deki en büyük değişikliğimiz burada gördüğünüz gibi Watson. Yani Surge'in ismi bunlarda Watson. Bunlara garip bir isim vermişler. Biz enerjitik diyorduk bunlarda. Yani Surge diyorduk. İtalyanlar enerjitik diyor. Fransızlar Surge diyor. Bu adamlar buna Watson diyor. Bildiğin Watson bunun ismi. Bildiğin makyaj malzemesi satan dükkan değil mi lan Watson? Aynen o dükkanın aynısını vermişler buna. Ve Portekiz'de başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Diğer çoğu karakterin ismi az çok aynı kelimenin farklı şekilde çevrilmiş hali. Ama genellikle ben tamamen farklı olan isimleri size göstermeye çalıştım. Ve isminizi değiştirmeden önce bütün dillere bakabilirsiniz. Abi şu dilde şurada değişik yazabilirsiniz. Almanca'ya bakmadık mesela abi ya da Hollanda'ca'ya bakmadık. Suomi'ye bakmadık. Bu da Finlandiya'ca olması lazım. Diğerlerini bilmiyorum. O kadar iyi değilim. Bunu geri Türkçe yapalım arkadaşlar. Türkçe devam abi. Türkçe devam ve videonun sonuna gel. Bunun gibi daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız hemen like atabilirsiniz ki benim de hesabım artık elmasları çoğalır. Bak 42.000 kupa. Elmas sayısı 9. YouTuber hesabı ama elmas sayısı 9. Siz like atın. Ben de elmas çekeyim. Her bir like başına bir tane elmas çeksem 10.000 like gel. Oo çek. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Ama çok güzel bir video fikrimiş. Param olunca yapacağım. Her bir like için bir elmas çekiyorum diye video yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hatta bayağı da kesin çalacaklar lan. Videonun sonunda söyledim. Kendinize iyi bakın. Garip garip şeylerde sos kapağı. Bildiğim pizza sosu kapağı. Dipping sos kapağı arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.